milletin istiklali ve devletin kurtarılması için fevkalade salahiyetlere haiz bir meclisin Ankara'da toplanması ve dağıtılmış olan meclis-i mebusandan gelebileceklerin bu meclise iştirakleri, kalan mebusluklar için intihap yapılması... Hangi mevkide, kimler? Yarın Atina'dan kurmaylar geliyor. Kumandan Vasili'nin yerine geçecek bir kumandan ve taarruz ordusunu komuta edecek cephe kumandanları. Ancak hepsinin birden infazı bu taarruza mani olabilir. Kumandanın bunun için Yunan karargahına bir baskın düzenlemek icap eder. Yüzlerce kuvayeri gerekir. Sadece ikimizin muvaffak olması kabil değil. Sen orasını merak etme. Senin başka bir vazifen var. Taarruza mani olmak benim vazifem. Kumandanım, affınıza sığınıyorum lakin... Bundan mühim bir vazife olamaz. O vazifede de siz tek başınıza olamazsınız. Sen Charles'ın peşinden gideceksin. Mutlaka bir işler çeviriyor. Karargâha ben halledeceğim. Kumandanım, bu vukuattan aşikar olmadan çıkmanız mümkün değil. Hem aileniz hem kendi hayatınızı tehlikeye atarsınız. Bunun altından kalkar. Merak buyurma. Var bir bildiğim. Bugüne kadar bütün vazifelerimin altından nasıl kalktıysam bunu da altından öyle kalkacağım. Suale hacet yok. Ali Fuat Paşa'ya haber gönder. Bu saldırıdan sonra Yunan ordusu başıboş kalacak. Muhtelif gruplarla çeşitli zamanlarda yıpratma operasyonları düzenlesin. Emredersiniz. Yunan ordusu yarın bugüne kadar aldığı en büyük zayiat alacak Yakup. Ve biz o taarruza mani olacağız. Ankara'da da o meclis açılacak. Başka yolu yok. Askerler aşağıda. Çıkmamız icap ediyor. Merak etmesinler, gidiyoruz. Bu şehir bizi bir eksiltti, bir çoğalttı. Bir tarafa Ali Kemal'i kastediyorsun. Evet. Beni ona götürür müsün? Yapmam bir tara. Neden? Yapmam bunu kendine. Yıllarca babamın yüzüne bakıp Dimitri için kahroldun. Şimdi Dimitri'ye bakıp babam için mi kahrolacaksın? Ben zaten ona her baktığımda babamın onun yüzünden öldüğünü düşüneceğim. Baktığın şeyde ne görmek istersen onu görürsün. Eğer sen kardeşinin yüzüne babanın emanetiymiş gibi bakarsan emin ol acın hafifler. Çünkü hakikat bu. Baban onun yüzünden değil, onun için kendini feda etti. Dimitri'nin yerinde sen olsaydın yine aynını yapardın. General, merak etmeyin biz de gidiyorduk. Size veda etmek için gelmiştim. Bu eli sırf oğlumu büyüttüğünüz için sıkıyorum. Sadece bunun için. Siz kraldan çok kralcı çıktınız general. Hatırlar mısınız bana? Biz dostumuzla beraber yanarız demiştiniz. Siz size, herkese ve her şeye rağmen itimat eden bir dostu sırtından vurdunuz.
babanız yolunu kendi iradesiyle seçti Teğmen. Teğmen demeyin bana. Ben sizin ve sizin gibilerin mensup olduğu bir orduya artık hizmet etmeyeceğim. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı hiçbir şeye de hizmet etmeyeceğim. Kiriye. Size bir otel ayarladım. Eğer kalmak isterseniz... Lüzum yok. Bakarız başımızın çaresine. Kiryan, hemen mi gidiyorsunuz? Konaktan ayrılmamız gerekiyor Lucy. Gel. Kendine iyi bak, olur mu? Sana verdiğim adrese yazabilirsin. Her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Kumandan Masin'in eşyaları toparlandı. Çıkarken onları da alabilirsiniz. Hakkınızda yanılmışım general. Sizin vicdanlı bir asker olduğunuzu düşünüyordum. Bilakis şimdi yanılıyorsunuz Miss Adams. Eğer burada kalmaya devam etselerdi hayatları tehlikede olurdu. Siz nereye seyahat ediyorsunuz? Ankara'ya. Anadolu'yu da tanıyacaksınız. Öyle. Müsaadenizle. General. Neyin bir şey mi vardı? Size veda etmek istemiştim. Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Gidişinizin kumandan Vasil'in başına gelenlerle bir alakası yoktur umarım. Yok, hayır. Benim buradaki vazifem sona erdi. Ülkeme geri çağrıldım. Hayır. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Var. Semirne'ye huzuru ve düzeni getirin general. Daha fazla kan dökülmesin. Sizden en âlâ ricam bu olur. Bunun için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz Mr. Hamilton. Londra'ya selamlarımı iletin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.